Başka şehirlerde var mı bilmem ama Samsun'daki yıkım müteahhitlerinin tezviratta eline hiç kimsenin su dökeceğini sanmam. Allah bunların şehrinden korusun herkesi. Vali İbrahim Şahin geçenlerde bir gıybet açıklaması yapmıştı. Bize gelenleri onun duymaması mümkün değildi. Yıkım müteahhitlerinin senaryoları dilden dile dolanıyor. Onlara göre batan batana, hiç unutmam, yıllar önceydi. Güya bir giyim mağazasının asansöründe bayıltılan kadın, kapıda bekleyen bir taksiye bindirilerek kaçırılmış, sonra da böbreği çalınmıştı. Herkesin dilindeydi bu yalan. O dönemin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Gökçınar beni aramış, doğru mu diye sormuştu. Yalan dedim. Daha sonra bu sahne Kurtlar Vadisi'nin bir bölümünde de yer almıştı. 2008 yılıydı. Ülkede kriz yaşanıyordu. Yıkım müteahhitleri o günlerde de ortaya çıktı. Kimleri batırdılar anlatamam. Battı dedikleri insanlar işlerini büyüterek aş ve iş vermeye devam ediyor. Başkalarının sıkıntıları üzerinden mutlu olabilmek nasıl bir ruh halidir anlamıyorum. Geçen pazar erkeğin fahişesi öykümde de yazarak dedikodunun yanlışlığını anlatmaya çalıştım. Gıybet yapmak günah bilindiği halde muhafazakar yapısı olan bu şehirde böylesine tezviratlar çelişki yaratmıyor mu? Hırsları akıllarının önüne geçen bu yıkım müteahhitleri Allah'tan korkmuyor mu ki gıybet yaptıkları insanlardan utansın? Ne oldu bize böyle? Nasıl geldik bu hale? Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın.